Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Hoş geldiniz efendim. Değerli hoş hocamıza buldum. Sorunuzu buyurun. Ben Şükrü Paşa. Evet. 61 yaşındayım. Evet Şükrü Bey. Ağustos ayında kapı sızı oluştu. Ceviz kadar böyle çıktı. Evet. Müsait bir vakit bulamadım ondan sonra ameliyat olmak için. Hazırlamaya başlamıştım işte şeyleri. Başka bir sorunlar nedeniyle olmadı. Şimdi canlı yayında görünce sizi dedim bir bağlayayım. Çok iyi ettiniz. 3-4 defa çıktı böyle ceviz kadar. Ondan sonra ben önlemini aldım. Şu an şişir yok dışarı doğru. Yüz ama ağa yapıyor yorulduktan sonra. Evet. Hocam buna ne diyebilir acaba? Peki efendim. Sağlıklı günler diliyoruz. Geçmiş olsun. Buyurun Şükrü hocam. Şükrü Bey geçmiş olsun diyorum öncelikle. Sağ olun. Tarif ettiğiniz şey muhtemelen kasık fıtığı. Evet. Ama tabii profesyonel ellerde bir muayenesinin yapılması lazım. İlk aşama muayene olarak değerlendirilmesi. Muayene oldu mu? Evet. Ultrason çekildi. Evet. Parçalarla var dedi. Ama vakit müsait dedi benim için ameliyat olmama. Evet. Bugün yarın attık. Evet. Evet, fıtığın tanısında ve diğer patolojilerden ayrıcı tanısı önemli bir şey. Kasık bölgesinde bir şişlikle siz gittiniz. Bir rahatsızlık ve ağrı da yaptı. Evet. Fizik muayene ile hekiminiz fıtık olduğunu düşündü. Ultrason çekilerek diğer patolojilerden ki aynı bölgede bir takım lenf bezesi şişlikleri, lenfoma bile olabiliyor. Ya da buna benzer lipomalar ve daha değişik patolojiler var. Ya da testis ait bir takım patolojiler var. Bunlardan ayrımı da yapıldı. Sizin bahsettiğiniz olay fıtık şiştiği zaman ağrıyor. Yani kanalın içerisine bağırsak ve iç organ muhtemelen omentum giriyor. Bağırsak girdiğinizde ağrınız oluyor. Bu siz yattığınızda hafif bir masajla muhtemelen şu aşamada geriye gidiyor ve rahatlıyorsunuz. Rahatladığınız için de ameliyatı bir şekilde ertelediniz. Tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Bu zaman içerisinde daha büyüyecektir. Beklemediğiniz bir gün. Demin bahsettiğim bağırsak sıkışmasına sebep olacaktır. Bu hele hele önlemini aldım dediğiniz, eğer kasık bağı kullanmaya başladıysanız bunu asla tavsiye etmiyoruz. Ameliyat olabilmesi mümkün olan her hastanın öncelikle bunu ameliyatla halletmesi gerekiyor. Kasık bağı kullanımı o bölgeye çok ciddi zararlar veren, daha fazla yapışıklık, dokunun daha çok bozulması ve ileride ameliyat olduğunuzda ameliyatın çok daha zor olması ya da bizim bugünkü konumuz daha çok ağırlıklı olarak eğileceğimiz kapalı fıtık ameliyatlarının belki de kapalı fıtık ameliyatı olma şansınızı kaybedeceğiniz bir şeye neden oluyor. İnşallah kasık bağı kullanmıyorsunuz. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.